Affedersin baba, böyle daldım ama konuşmamız lazım. Az evvel duyduklarımı sindiremedim daha. Şimdi ne diyeceksin? Ya burama kadar geldi. Yukarıda ettiklerini sen de duydun. Bak bu Yaren bizim başımıza öyle bir iş açacak ki... arkasını ne sen toparlayabileceksin ne de ben. Baba müsaade edersen ben bu kızı evlendirmek istiyorum. Yavaş. Öfken aklının önüne mi geçer Cihan? Acele edersin. Tamam. Yaren yanlış yaptı. Ama acele işlerin başımıza ne belalar açtığını bilirsin. Ya babam sen hala Yaren'in yaptığı yanlışı bir sanırsın. Bak yukarıda söyleyecektim. Handan araya girdi sonra da zor tuttum kendimi. Reyhan'ı Azat'ın eline veren de, Azat'ı senin karşına diken de Yaren'dir Yaren. Ya Yaren neden bize böyle bir şey yapsın? Ya ona sorsam ben ne yaptıysam abim için yaptım diyor. Ama bizim arkamızdan iş çevirdi. Senin olmaz dediğine oldurmaya çalıştı. Düşmanla birlik edip Reyhan'ın yaşadığı başına gelecek diye çok korkuyorum baba. Bu konakta atasının ardından iş çevirmeyen bir Yaren kalmıştı. Hepinizden şaştım gayrı. Önümü göremez oldum. Kimi düşündün peki? Var mı ki bir talibi? Ya babam. Şahzoğlu'nun talibi olmaz olur mu hiç? Paşaların oğlu. Geçen bana bunlar haber gönderdiydiler. Ben bizim kızın başı bağlı demiştim. Bak na bugün çağıralım hemen gelirler. Sonuçta biz bunları yıllardır tanıyoruz. Soyunu, sopunu, her bir şeylerini biliyoruz. Doğru dersin Cihan. Böyle bir derdin önlemini baştan almak gerek. Hem paşaların oğlu iyidir. Soyumuza yakışır bir ailedir. Tez haber sal gelsinler. Peki baba. Dizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.